Sevgili dostlar, Erzurum aşığı, memleket aşığı Doğan Hattataoğlu hocamızın en kıymetli çalışmalarından birinin yanındayız. 1800'lü yıllar Erzurum maketini bizlere yapmış. Gerçekten baktığın zaman tarih, kültür hepsi bir arada. Hocamızdan şimdi bu çalışmasının detaylarını alacağız. Buyurunuz hocam. Öncelikle emeğinize, yüreğinize sağlık. Çalışmanızın detaylarınızı alabilir. Hocam siz evet, dinliyoruz. Evet, şu anda surların önüne baktığımızdan Gürcü Kapı Camisi. Evet. Ve İhmal Camisi bulunuyor. Evet. Tabii bu tarafa geldiğimiz zaman işte burası taş mağazaların bulunduğu tarafın yönüne bakıyoruz ve buradan da yine dereler var. Evet. Derelerimiz var. Yani o zaman gerçekten Erzurum'un her tarafında dereler varmış. Şu evet. anda bir tane bile dere evet, yok hocam yok. Şehirde. Maalesef yok, çok maalesef yok. Üzücü bir durum. Burada eskiden Erzurum'da efendim kiliseler de varmış. Evet. Şurası bir kilise, burası bir kilise. Şu kilise şimdi camiye çevrildi demircilerin evet. içerisinde. Evet. Ve hemen arkasında maşatlık denen yabancıların kabristanları var. Evet. Yabancılar demişken burada şuna dikkatinizi çekeyim. Şurası Kavak Camisi. Evet. Bakın bu Kavak Mahallesi mi hocam? Kavak Mahallesi zamanda. Civarı. Kavak Camisi'nin civarında o tarihte 1800'lü yıllar çok önemli. Bakın. Evet. 1800'lü yıllarda Amerikan Hastanesi var Erzurum'da. Evet. Amerika Hastane yapmış, misyoner evi yapmış. Ve o tarihte Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Rusya, İran konsoloslukları var Erzurum'da. Düşünebiliyor evet. musunuz? 1800'lü yıllarda. Niye ama acaba? Erzurum'da çok önemli bir niye yer. Acaba? Demek ki Erzurum tarihte yer çok olarak, önemli bir şehir evet, ki bunlar gelmiş buraya yerleşmişler. Evet. Ve daha sonra hesabını yaptığımız zaman Atatürk de gelmiş buradan başlatmış. Evet. Niye? Demek evet, ki. Evet, bir es vermek istiyorum. Erzurum arkadaşlar önemli. Biz bu programı aynı zamanda 23 Temmuz'un bir gün öncesinde 22 Temmuz'da çekiyoruz. Yarın bu ülkemiz için, bu ülkenin ayakta kalması için, bu ülke tarihi için çok kıymetli bir gün. 23 Temmuz kongrenin evet, yapıldığı gün kongre Türk tarihinin, Türk milletinin varoluşunun ilk adım atıldığı gündür. Bizim için çok çok kıymetlidir, çok çok değerlidir. Biz de aynı zamanda bu değerlerimizi yaşatmak için de biz de buradayız. Bu vesileyle de 23 Temmuz için ve tüm bu ülkenin de, evet. kuruluşu için, kurtuluşu için emek vermiş, şehit olmuş bütün insanlara onlara rahmet dileyelim, evet. emeklerine de teşekkür etmiş olalım. Evet, buyurun hocam. Yani bu çok önemli evet. gerçekten. O bakımdan ben de diyorum ki işte demek ki Atatürk de buradan başlattığına göre bu memleketin tarihte çok önemli bir evet. yeri var. Tabii. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Ve bu tarafa geldiğimizde bakın işte Kars Kapı dedik ya, Erzurum o zaman İpek Yolu. İpek Yolu buradan geçiyor. Geçtiği zaman bakın deve kervanları Kars Kapı'dan giriyorlar şehire. Evet. O zamanki ulaşım develerle falan yapılıyor, hı hı. malum. Ve o şekilde bir Erzurum'a devam ediyoruz. Evet. Bu tarafa geldiğimizde işte bakın Devriş Ağa Camisi. Ondan sonra Karanlık Kümbet. Yukarıya çıkıyoruz Narmanlı Camisi. Efendim böyle Erzurum'da meşhur olan hanlar, hamamlar hepsi mevcut. Bunları yapmaya çalıştık. Karşıda da Mecidiye Tabiamızı görüyoruz. Evet. İstedik ki o günü bugüne taşıyalım. Gençlerimiz Erzurum'un geçmişinden bilgi alsınlar. İşte siz de mesela baktığınızda dediniz ya hani Erzurumluyum ama ben bunları mesela bilemiyordum. Evet. Bakın ne evet. kadar güzel oldu. Evet. İzleyen kardeşlerimiz de arkadaşlarımız da buna şahit olmuş olacaklar. Evet. Ve nerede olursanız olun. Erzurum'a geldiğinizde mutlaka bu maketi görmeye çalışın. Göreceksiniz inşallah. Arşiv evinde bundan sonra sergilenecek. Orada görme fırsatını bulacaksınız. Memleketimiz güzel memleket. Dünyanın neresinde Erzurumlu yaşıyorsa hepsine selam olsun. Bekliyoruz. Erzurumlar misafirperverdir. Hay hay buyurun misafir edelim. Gönül rahatlığıyla söylüyorum ben bunu. Yeter ki hepimiz Erzurum için çalışalım. Şu anda Sebahat Hanım'ın yapmış olduğu da bir hizmet Erzurum için yapıyor. Ne kadar güzel. Tanımaktan son derece şeref duydum, mutlu oldum. Ve ondan dolayı da kendisine cani gönülden bir Erzurumlu olarak teşekkür ediyorum. O da çorbada bir tuzu olsun diye yaptığı çalışmalar ne kadar mutluluk veriyor. Teşekkür ediyorum Sebahat Hanım. Ben de çok teşekkür ederim. Sizi tanımaktan çok onur duydum. Sağ olun efendim. Olarak. Arkadaşlar gerçekten özellikle bu bölümü izlediğim zaman Erzurum'un tarihinde ne kadar kıymetli bir yeri olduğunu ve şehri konumlanmasının
bir ülkenin, bir şehrin, bir milletin varoluşuna, gücüne ne kadar değer kattığını, evet, değil mi Kıymet Hocam? Hani eksik bir şey söylemiş olmayayım. Cumhuriyeti kuran bir şehirdeyiz. Evet, Cumhuriyeti kuran yani. Ve inşallah Cumhuriyeti yaşatan bir şehir, bir Erzurumlu, evet, olarak, bir Dadaş olarak biz de bu çalışmalara katkıda bulunmak istedik. Bu sebeple buradayız. Hocam bu nerede sergileneceksi bir kere daha arkadaşlarımıza şimdi söyleyelim. Şimdi bundan sonra bu sergimiz... Malum işte Saat Kulemiz var. Evet. Saat Kulemizin hemen ön kısmında Teknik Üniversite'ye verilen şu ev var. Evet. Oraya da yazacağız şu anda buradasınız diye. Evet. O ev Erzurum Arşiv Evi oldu. Evet. Teknik Üniversite'de Murat Küçükürlü profesör arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, hı hı, neticesinde Erzurum'la ilgili bilgi, belge, dokümanları hep topladılar. Hı hı hı. Ve oradan yola çıkarak 1800 yıl olarak bir harita hazırladılar. Evet. Ben de o haritayı gördükten sonra çok, evet, emek verdikleri için beğenmiştim. Kendime iş çıkardım. Harita elime geçti, harita, evet, güzel dedim. Zaten iş seven öyle insanlar öyledir, evet, hocam. Evet, acaba maketini yaparsam daha bir hizmet edebilir miyim diye. Evet hocam. İyi ki de yapmışız, hı-hı, iyi ki de olmuş. Hı-hı. 2,5 sene sürdü bu çalışma. Evet. Artı topografik yapısını bulabilmek, tabii, için ta Genelkurmay Başkanlığı'ndan harita getirttirdik. Evet. Vali beylerin. Tabii kolay aracı değil. Yani, evet, o zamanki çünkü zemini bulmanız lazım. Evet. Yatayda 1/4000, dikeyde 1/1000 ölçekli yaptığımız bir, evet, çalışma. Emeğinize ki bütün sağlık. Çalışmalarımız ölçeklidir. Evet. İnşallah hizmet etmeye çalıştık. Gören kardeşlerimize de herhalde bir şeyler anlatmaya başardık. Muhakkak hocam diye zannediyorum. Görsel önemlidir diye düşünüyorum. Yani. Evet. Evet. Tarihini bilmeyen bir millet hiçbir zaman ayakta kalamaz. Tarihimizi öğreneceğiz. Tarihimizi gençlerimize, çocuklarımıza muhakkak yazılı ve medyayla ve sanatla öğretmemiz gerekiyor. Bu nedenle biz bütün çalışmalarımızı bu ilke doğrultusunda yapıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun, var olun.